Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize güzel, mutlu, keyifli bir pazar günü diliyorum. Ben Hasan Yalçın, sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı ile yine sizler için haftanın haberlerini derledik. Katıl takipçilerimize de buradan ayrıca selamlar ve sevgiler sunmak istiyorum tabii ki. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Muhtemelen pazar kahvaltılarınızın sonuna ya da başına denk gelmiş olmalıyız. Biz, o yani ben, Bartan, Oktay ve sizler hep beraber şimdi keyif çaylarımızı koyup haftanın şöyle bir gündeminin röntgenini çekelim hep birlikte. Sherlock dizisinden geçen hafta söz etmiştik. Sherlock dizisi işte devam eder mi etmez mi? Benedict Cumberbatch belki, yani şu an mümkün değil ama belki bir filmle dönebiliriz falan gibi şeyler söylemişti. Bayağı da bir yorum geldi ona çünkü seveni çok Sherlock'un. Steve Moffat, Sherlock dizisinin yaratıcısı, yeni dizisi Inside Man'in haklarını Netflix'e satmış. Dizi Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de, BBC'de Birleşik Krallık dışındaysa Netflix'te gösterilecekmiş. Başrollerde de tanıdık isimler var. Stanley Tucci, David Tennant, Dolly Wells ve Lydia West gibi isimler var. Diziyi Paul Guggen yönetecek. Biz de merakla bekliyoruz. Umarım iyi bir dizi çıkar. Gerçekten bu dönemde, yani bu dönem derken artık adı üstünde, ismiyle müsemma pandemi döneminde dördürüz içerikler bulmak, izlemek zaman zaman zorlaşıyor. Özellikle beklediğimiz dizi ve filmlerden erteleme haberleri geldikçe bizi de böyle bir afakanlar basıyor. Değil mi arkadaşlar? kendi sularımıza dönecek olursak da başrollerini Çağatay Ulusoy Çağatay Ulusoy kendini umarım izleyicilere bıktırmıyordur. Çok fazla projede üst üste yer aldı. Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin paylaştığı Yeşilçam dizisinden yeni bir afiş yayınlanmış. Tabii ki Pazar Sohbetlerinin alameti farikası bu görselleri paylaşmak sizle. Buyurun görseliniz. Dizi ise 22 Nisan'da Blue TV ekranlarında, ekranları demeyelim tabii ona, Blue TV platformu üzerinden izleyicilerle yani bizlerle buluşacak. Jamie Foxx'ın Mike Tyson projesiyle ilgili daha önce pazar sohbetlerinde bilgi vermiştik. Tek tük böyle iki satırlık falan. Şu anda da bir dizi olarak yani böyle biyopik yani Mike Tyson'ın hayatını anlatan bir e, televizyon yapımı olarak karşımıza çıkacak ve bundan da ilk poster yayınlandı. Ben posterin gerçekliği konusunda biraz sorguladım ama yani böyle olabilir mi falan diye ama her ne olursa olsun acayip gözüktüğünü kabul edelim arkadaşlar. Ben ne oluyoruz ya falan dedim yani. Jamie Foxx da çok acayip bir karakter. Yani çok e, yetenekli bir aktör olduğunu düşünüyorum. Jamie Alexander da en sonunda o geldi bu gitti Avustralya'ya şu uçak indi bu, demin bu uçak kalktı falan diye haberler yaparken en son Love and Thunder'ın film çekimlerinin tamamlandığını açıklamış. Film bitti post prodüksiyona gidiyor Love and Thunder. Ne zaman izleyeceğiz artık kısmet. Çünkü her şey erteleniyor. ...yapacak da bir şey yok... ...sinemalarla ilgili sorunlar var... ...Oktay'la da hafta içi konuşuyorduk işte... ...şu film sinemada olsa... ...sinemada izlemek isterdik falan diyen... ...arkadaşlara daha hayret ediyoruz... ...çünkü yani bu şartlar altında... ...hala sinemada biz film izleyeceğiz diye... ...çırpınmanın bir manası yok... ...çünkü sinemada sizleri bekleyen... ...Nijerya mutasyonu... ...çifte Hint mutasyonu... ...İngiltere mutasyonu ve normal... ...Covid arkadaşlar olabilir... Zorlamaya gerek yok yani yani yapacak bir şey yok. Bizde de Mart sonu yani Nisan başında sinemaların açılması öngörülüyordu ama rakamlara baktığımızda biraz zor gözüküyor. Bu durum sadece bizle bizde geçerli değil. E, İspanya, Fransa kapanıyor biliyorsunuz yani kapandı hatta sokağa çıkma yasakları hatta tam kapanma olan yerler var. Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de e, virüs azmış durumda İngiltere'de de öyle. Dolayısıyla her şey ertelenmeye devam ediyor. Erteleme haberine gelecek olursak da 2019 yılında vizyonda olmasını beklediğimiz The Kingsman 7. kez. Evet, tam 7. kez ertelenmiş. Yani artık erteleme manyağı olduk hepimiz. Yani o ertelendi, bu ertelendi. Pazar sohbetlerinin neredeyse yarısı erteleme haberleriyle geçiyor. Filmin yeni vizyon tarihi ise 22 Aralık 2021 olarak belirlenmiş ama diyeyim ben ya. Kısmetliyim ben. Helen Mirren de yaşına başına bakmadan kaliteli aktrisliğini sürdüren isimlerden biri. Tabii şimdi yaşına başına bakmadan derken aşağılamak vesaire gibi değil. Yani o anlamda konuşmuyoruz. Tabii ki artık sanatının zirvesinde olmasına rağmen ilginç bir seçimle Shazam, Fury of the Gods, Shazam'ın devam filminde bir villain oynamak için, bir haini oynamak için kast edilmiş, kendisi de rolü kabul etmiş. Vay diyoruz. Bir başka kast de Black Adam'dan. Her hafta mutlaka pazar sohbetine konu olan Black Adam'dan geliyor. Pierce Brosnan, Hollywood'un en kaliteli yaşlanan adamı. En son Eurovision Song Contest'te izlemiştik. Nefis yaşlanmış kendisi Doktor Fate rolüyle Black Adam filminde yer alacakmış. ben çok o sularda yüzmüyorum biliyorsunuz. Yani Doktor Fate Black Adam falan ama bilenler diyorlar ki nefis seçim. Doğrudur. Amazon Prime Video'da The Lord of the Rings dizisinin birinci sezonunun 8 bölümden oluşacağını açıklamış. Dizinin bu yıl içinde plan, e, yayınlanması bekleniyormuş. Bu yıl içinde yayınlanması beklenen tabii birçok şey var. Ama e, gerek post prodüksiyon sürelerinin uzaması gerek işte pandemi dönemi falan ertelemeler oluyor. Diziler nispeten yani bir tık daha... Doğru planlama üzerine gidiyor. Özellikle dijital platformlar üstündeki diziler. Bu açıdan hani asıl, asıl benim beklentim bu yıl en çok beklediğim Expans'ın yeni sezonuydu doğrusun isterseniz ve kesinlikle Apple TV'de yayınlanacak olan Foundation. Isaac Asimov'un ölümsüz eserinin televizyon dizisi haline dönüştürülmüş hali, foundation'ı bekliyorum. Hala bu yıl içinde yayınlanacağı hakkında e, bilgi var elimizde. Yani bir erteleme gözükmüyor. Ben o diziyi iple çekiyorum. Bir kere yani çok ama çok sevdiğim Jared Harris başrolde ve bize çok değişik yani ben okumadım vakıf serisini Isaac Asimov'un ama az çok yani az çok demeyelim az, azıcık konusuna hakimim. E, o açıdan yani e, çok bekliyorum yani konusuna hakimim derken hakimim de demeyeyim mi konusunu biliyorum. Ve müthiş bir uyarlama izleyebiliriz gibi geliyor. Yani cast da çok iyi, oyuncu kadrosu falan o öyle. Zaman Çarkı'nın dizisi gelecek o öyle. Lord of the Rings yani yılın sonuna doğru böyle bir e, yükselebiliriz işte. Book of Boba Fett'le falan filan derken böyle hakikaten... E, Ağustos-Eylül'den sonra böyle hani arayıp da bulamadığımız o içeriklere keyifle tüketir hale geliriz gibi geliyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. E, Superman and Lois'le ilgili özellikle Bertan bana demiş Ben burada bir sallamıştım ya buna falan diye. E, öyle deme abi. Yani çok da kötü değil. Orada böyle daha karanlık bir e, Superman karakteri. Yani daha karanlık bir Superman dünyası işleniyor diye. Bir, bir, iki bölümü izledim böyle yan gözle. Gerçekten fena değil. İlginç Superman. Evlenmiş Louis'la işte çocukları olmuş falan. E, siyahi bu arada Lex Luthor falan değişik. E, ama bilmiyorum fena da gelmedi yani gözüme. Ama tabii Superman oynayan aktör e, kesinlikle kötü değil ama bir yandan da gözü kanatıyor da kardeşim ya olmuyor özellikle şimdi Zack Snyder'ın Justice League'indeki Superman'den sonra yine oraya da geleceğiz. Efendim bu Vance yönetecekmiş bu Lord of the Rings. Yani atladık ya ben haberi baştan alayım da sizin iyice kafayı çorbaya çevirmeyeyim. Amazon Prime Video'nun Lord of the Rings dizisinin birinci sezonunun 8 bölümden oluşacağı açıklanmış. Dizi bu yıl içinde yayınlanması bekleniyor. 8 bölümden oluşacak dizinin ilk 4 bölümünü Wayne Chay Yip isimli yönetmen üstlenecekmiş. İlk 4 bölümün yönetmenliğini cümle düşüyor, kalkıyor, kendi kendi yerlerde sürünüyor yine yerini buluyor. Yip'in daha önce yönettiği diziler arasında Doctor Who, Preacher ve yine Amazon'un bu yıl içinde yayınlanması az evvel söyledik planlanan bir başka bilim kurgu projesi olan The Wheel of Time yer alıyor sevgili doktor Mehmet Özel'e de buradan selamlar. Kendisi yemiş yani zaman çarkı serisini yemiş yutmuş bir sevgili dostumuz. Pablo Larraín'in Prenses Diana bio filmi Spencer'dan Kristen Stewart'lı bir görsel gelmiş. Tabii ki görsel ailenizin bir numaralı programı pazar sohbetinde. Buyurun. Ve David Duchovny, Showtime için kendi yazdığı roman Truly Like Lightning'i diziye uyarlayacakmış. Aslında David Duchovny, e, tabii biz X-Files'la tanıdık. Mulder ve Scully ikilisinin efsanevi Mulder'ı, David Duchovny. Ondan sonra kendisinden beklenti hep o tatta işler oldu. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ama tabii hiçbir zaman öyle bir X-Files tadında bir iş çıkmadığı için e, hep böyle bir yaban kaldı David bana. Halbuki çok kaliteli, çok e, entelektüel bir isim kendisi. Böyle kitap yazıyor, dizi çekiyor falan filan bir yandan da oyunculuğunun yanında. Kitap eski bir Hollywood dublörünün, bak yine güzel konu, ailesiyle hayatını sürdürdüğü çölde yaşadıklarını anlatacakmış. Showtime'da yayınlanacakmış. Showtime'da dizilerine en az güvenmemiz gereken platform. Çünkü Jack diye kesiyorlar abi. Ne oldu? İptal ettik. Project Bluebook bilmem ne. Tam ilk sezon acaba mı falan ikinci sezonu yükseldik. Elbette küt diye kesti. Dizilerin ne yazık ki makus kaderi bu. Tekrar topraklarımıza dönelim arzu ederseniz. Burcu Biricik başrolde oynuyor. Hangi eser? Eserin ismi Fatma. Fatma 27 Nisan'da Netflix üzerinde izleyicilerle buluşacak olan bir dizi. Temizlikçi olan, temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın kayıp kocasını ararken bir cinayet işlemesi, büyük ihtimalle yanlışlıkla ve bu olayın onu kendisinden hiç şüphe duyulmayan görünmez bir katile, belki de seri katile dönüştürmesini konu alacakmış. Böyle enteresan konulu Diziler güzel olur. İyi yazıldıysa, güzel çekildiyse gayet gideri olur diye düşünüyorum ben. Böyle heyecanlı ve gizemli olur diye. Bilmiyorum ya bir şekilde böyle şey oldum. Çok iyi konu falan oldum ya. Belki de birazcık artık o tip filmlere özlem duyduğumuz içindir ya. Böyle dedektiflik bilmem ne işte gizem aksiyon neyse. Bir de Victoria dönemi Londra'sına gideceğiz arkadaşlar sizle. O dönemde Londra'da olağanüstü yeteneklere sahip bir grup kadının başından geçen olayları anlatılan, anlatan HBO dizisi The Nevers'tan yeni bir fragman daha yayınlandı. E, bu diziden daha önce söz etmiş miydik hatırlamıyorum ama dizi her hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandıktan 24 saat sonra Bain Connect üzerinden izleyicisiyle buluşacak. Yani Dijitürk'ü olanlar, Beyin e olanlar hemen Amerika'dan bir saat, 24 saat sonra Game of Thrones'ta falan olduğu gibi, Westworld'da olduğu gibi izleyebilecekler. Gelelim her haftanın böyle ekmek bandırmalı filmi Russo kardeşlerin <laughs> Netflix filmi The Gray Man'e. E, bilin bakalım ne oldu yani 8 haftadır yani 8 en az 8 pazar sohbetinde söz ettiğimizden farklı bir şey olmadı. Ne oldu? Filmin kadrosuna yeni acayip isimler katıldı. <laughs> bu sefer Eme Ukwakor ve Scott Hayes de dizi, e, filmin kadrosuna katılmış. Film artık kadrosu şöyle söyleyeyim komple Hollywood. Öyle söyleyelim. Yani komple Hollywood. Yani şu var bu var o onu almışlar falan değil. Komple abi Hollywood'da kim varsa filmde var. Film nasıl bir film olacaksa yani. John de John Wick 4 çekimleri de yakında başlıyor. Haziran'da diyelim daha doğrusu yakın sayılır. Ancak biliyorsunuz John Wick ile arka arkaya çekilecekti John Wick 4 filmi. Bu arka arkaya çekimden vazgeçilmiş. Yani dolayısıyla arka arkaya bir çekim olmayacak. Filmin çekim lokasyonları olarak da belirlenen bölgeler Berlin, Japonya, Paris ve New York. City olacakmış. Şimdi son tabi orada orada Matrix falan da var. Yani Keanu Reeves'in takvimi hayli dolu. Nasıl yapacaklar bilmiyorum işte. John Wick 4 ile 5'i arka arkaya çekecekler de çekemiyorlar. O kesin. Guy Ritchie'nin de Rat of Man filminin fragmanı yarın yayınlanacakmış arkadaşlar. Pazartesi itibariyle. E, Film ise 7 Mayıs'ta ortaya çıkacak. Ama nerede bilmiyoruz. Sinemalarda mı yoksa dijitalde mi? Um, Guy Ritchie'nin biliyorsunuz Jason Statham'la birlikte çektiği bir filmdi bu. Ama bu film bu ikilinin Antalya'ya gelip burada e, çektiği film değil. O filmin adı Five Eyes. O ayrı bir film. Bu daha önce çektikleri Rat of Man. Yine pazar sohbetinde sözü geçmişti sık sık. Öte yandan Jason Statham ve Guy Ritchie her ikisi de Antalya'daki çekimler tamamlandıktan sonra hemen dönmediler ve burada birazcık vakit geçirdiler. Guy Ritchie'nin bazı fotoğraflarını gördük zaten Aspendos'ta şurada burada. Tabii ki e, Jason Statham'ın pardon Guy Ritchie de küçük bir video yayınladı aslında. Buraları çok sevdiğini bu toprakları Türkiye'yi Antalya'yı çok tabii tarihi bölgelerde bulunmaktan büyük keyif aldığını, çok özel bir yer olduğunu, hatta üzerinde yürüdüğü kaldırımın en az 2000 yıllık olduğunu, bunun çok değerli olduğunu anlattığı küçük bir video yayınlandı. Tabi adam neyin keyfini çıkaracağını biliyor. Ben de Efes arabelerine gittiğim, yani her gittiğim yerde aynı şeyleri hissediyorum ama özellikle Efes antik kentindeki, Yaptığım o gezide çok etkilenmiştim mesela orada Küçük bir şehrin içinde dolaşıyormuşsunuz gibi ve binlerce yıllık işte kaldırımlar, taşlar hala olduğu gibi duruyor ve siz onun üzerinde o dönemde yürüyen insanlar gibi siz de yürüyorsunuz ve bu çok değişik bir haz, çok değişik bir e, duygu oluşturuyor. En azından ben de yani ben böyle anlattım ama eminim siz de öyle hissediyorsunuzdur tarihe karşı. E, tabii bu tarihe olan ilgi bende. Geçen hafta bu Adidas Puma'ya anlattık. Herkesin hoşuna gitmiş. Artık serbest bırakıyorum sohbeti. Bu tarih merakı bende tabii ki okul döneminde oluşmadı. Keşke okul döneminde oluşsaydı ama okulda tabii çok motomot bir tarih... ...en azından benim neslimle ilgili çok motomot bir tarih öğretildiği... ...ve ezbere dayalı olduğu için bir de Türk Cumhuriyeti... ...yani Türk tarihinin Atatürk'ün ölümüyle noktalanması gibi... Bir durum var. Atatürk ölüyor ve orada bitiyor kitap yani tarih kitabı. Halbuki ondan sonra da bu ülkede ondan sonraki 40-50 yıl içinde bir sürü şeyler olmasına rağmen biz onları hiç görmedik. Hep kendimiz sonra T-30'umuzdan sonra bilmem ne öğrendik lan böyle bir şey olmuş falan diye. E, o nedenle o merakı yani tarihe olan ilgimi Okul zamanı hiçbir zaman alevlendiremedim. Yani inkılap tarihinden falan yerlerde sürünüyordum ben. İlk yazılı bir, ikinci yazılı ezber dokuz falan. Hani beş ortalamayla sınıf geçiyorduk falan. Ya da bilemedim, bütünleme yakalıyordum Yani e, tarihe olan ilgim tabii sonra bir yerleri görmeye başlamakla, e, o yerler hakkında araştırma yapıp okumakla, et sonra tabii ki YouTube gibi bir, Dünyanın belki de en büyük görsel ansiklopedisi de elinizin altında olunca oradan arzu ettiğiniz kadar doya doya tarihi bilgiye rafine şekilde erişebiliyorsunuz. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Yani yoksa tarihi, tarih ve tarihi konulardan nefret eden biriydim bir döneme kadar ama ondan sonra gerçekten aslında yani herkesin tarihe birazcık ilgili olması lazım gerektiğini düşündüm. Ama insanoğlu tabii değişiyor yani zaman içinde. Yani 30 yaşına kadar da patlıcan yemedim ama şimdi ayrılamıyorum yani öyle düşün. Konumuza dönelim. Millie Bobby Brown. Kız resmen elimizde büyüyor abi. Stranger Things ile o başladı. Yani biz orada tanıdık onu. Ondan sonraki bütün projelerde ilgiyle takip ediyoruz. Kız artık genç kız. Küçük bir kız çocuğundan genç kızlığa doğru ilerledi resmen elimizde büyüyor Millie Bobby Brown. Marvel ve DC ile görüştüğüne dair çıkan haberlere yanıt varmış. Görüşmedim falan da dememiş üstelik. Ne demiş? Pek çok görüşmeye katılıyorum demiş. Böyle adam gibi. Ben bir şeyi adam gibi de yani ne biçim. Neyse. Ne biçim laf ya yani? adam gibi kadın gibi. Ama ne demek istediğimi anladınız. Yani böyle kıvırmamış yani anlatabiliyor muyum? Ben her şeyi sadece bana doğru hissettiriyorsa yaparım. Bu yüzden onu hissettiğimde bunun üzerine konuşabiliriz. Ben herkesle görüşüyorum. Bana uyarsa projeye giriyorum. O girersek de konuşuruz demiş. Doğru. Her iki tarafa da yakışır. Marvel'da daha çok kendine daha oturmuş sistematik bir yapısı olduğu için Marvel'ın hani filmler ve içerikler konusunda kendine daha kolay yer bulabilir gibi düşünüyorum. Bir de ilginç yine oyundan film haberi. Oyun oyunumuz bunu nasıl atlamışız bilmiyorum. Bunun konusu hiç geçmedi pazar sohbetinde. Ghost of Tsushima yani birçok birçoğunuz oynamıştır eminim diye düşünüyorum. ben oynamadım ama biliyorum oyunu çok net. Sony tarafından John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski ile anlaşıldığını duyurmuş Sony ve Ghost of Tsushima'nın filminin çekileceğini de duyurmuş. Ne yani? <laughs> Abi oyunun niye birden filmini çekmek istediler acaba? Yani. Tamam işte Japon, samuray falan güzeldir. Ama samuraylara dair güzel bir şey izleyeceksiniz. Last Samurai izleyeceksiniz Tom Cruise'un. Nefis filmdir yani. Bence. Ben Whitney'in korku filmi In The Earth'ün ilk fragmanı yayınlanmış. Film dünya çapındaki bir virüse karşı, bakın ne tesadüf, korona olmasın adı. Çare ararken bir ekipman çalışması için ormana giden bir bilim insanı ve bir park keşifçisinin konu alıyormuş. 23 Nisan'da da yayınlanacakmış. 23 Nisan'da tesadüfen. İlginç. Yani ben fragmanı izledim. Yani olabilir. Olur. Gideri olabilir. Evan Peters da onu tanıyoruz biliyorsunuz Quicksilver'dan. Yani o o o rolde. <laughs> Seri katil Jeffrey Dahmer'ı canlandırmak üzere Ryan Murphy'nin yeni mini dizisi Monster: The Jeffrey Dahmer Story'nin kadrosuna dahil olmuş. Hayırlısı olsun diyelim. Oz dizisini izleyenler varsa onlar için de üzücü bir haberimiz var. Ne yazık ki şair karakteriyle avzılara kazınan Craig Grant 52 yaşında hayata gözlerini yummuş bu video yapılırken hala ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildik. Ancak kendisinin herhangi bir rahatsızlığı ya da e, probleminin olmadığı biliniyor. Derry Girls dizisiyle tanınan Saoirse ve Monica Monica Jackson'da Ezra Miller'ın başrolde yer aldığı The Flash filminin kadrosuna dahil olmuş arkadaşlar. Ve Netflix'te yayınlanacak ve Mark Wahlberg'in başrolü oynayacağı casus filmi Our Man from Jersey'de Hal Berry'de rol alacakmış. Buralara böyle artık geçiyorum. Akşam oldu. Ve Warner Bros'tan da şöyle ilginç bir haber var. Sinema gösterim sürelerini 45 güne indirdi. 45 gün içinde dijitale çıkarma kararı aldı. Bu karar 2022'den itibaren Amerika ve Birleşik Krallık'ta uygulamaya geçirilecekmiş. Yani siz yorumlayın. Acun Ilıcalı. Yine bizim topraklara dönüyoruz. Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'u eksen için yeniden çektirecekmiş. Dizinin yönetmenliğini de yine Onur Ünlü yapacakmış, üstlenecekmiş. Yani şimdi bu reboot mu olacak, remake mi olacak, ne olacak, başka bir şey mi olacak? Çekimleri yaz aylarında başlayacakmış. Eski ekiple de görüşmelere başlanmış bir şekilde. Yani aynı diziyi direkt tekrar aynısını mı çekecekler acaba? Ya da akıllarına bir şey geldi onları ekleyerek mi? Çünkü hala Netflix'te yanılmıyorsam yayında Leyla ile Mecnun. Gerçi ben o dizi TRT'deyken ben izlemedim. Yani biliyorum tek tük yani bazı bölümleri bazı sahneleri izledim yani. Diziyi biliyorum da eksen için çekilirse ben baştan izleyebilirim ya. Yani. Herhalde benim gibi düşünenleri düşünenler için bir daha böyle bir projeye giriyorlar. Bu arada da epey oldu tabi. 10 senesi var mı? Vardır. Geliyoruz Falcon and the Winter Soldier'a. İlk bölümünü izledim. ikinci bölümü hazır ama hala izleyemedim. Beklentileri karşıladı mı ilk bölüm? Yani fena bulmadım. Biraz daha açıla, açılacaktır yani. Açıla, açıla gidecektir diye düşünüyorum. Fena değil. Ama yani tabii algıda seçicilik, tercihte seçicilik bir yana. Ee, ama bir Mandalorian etkisi yaratmadı hiçbir şey o taraftan gelen. E, belki sevenleri için yaratıyordur tabii ona da bir şey diyemem. Çünkü herkes başka bir şey seviyor ve herkese bu duygularına saygı göstermek gerekiyor. Fena değil ama gayet yani izlenir. Kötü, kesinlikle kötü başlamadı yani onu söyleyebilirim. Hatta bence iyi başladı. Ya bizim Funda beğenmedi biraz da oradan mı etkileniyorum ben ya? İyi başladı ya iyi. <laughs> Duymasın kendi. Ve geliyoruz son olarak da yani pazar sohbetini toparlarken Zack Snyder'ın Justice League versiyonuna. Ayrı bir video vesaire gibi konular geçiyor yorumda. Ayrı bir video çekmeyi düşünmedim çünkü bu Marvel ve DC tarafının ustaları var. Zaten onlar anlatıyorlar detaylarıyla. Ee, üstüne benim ahkam kesmem çok mantıklı olmaz. Ama film hakkındaki duygu ve görüşlerimi şöyle belirtebilirim ki ben gerçekten çok beğendim. Ee, Keyifle izledik. E uzunluğunu vesairesini bir, her şeyi bir kenara atıyorum ama e, en azından Zack Snyder'ın e, kızının tabii kaybetti, ayrıldığı projeden şu oldu bu oldu. En azından emekleri boşa gitmedi. Ben bunun için sevindim ve gayet en azından en azından yani aklındaki filmi anlatma şansına sahip oldu ki bu her yönetmene nasip olmaz. Yani biz de işte ne bileyim Han Solo filmini o kovulan iki yönetmenin çektiği makaralardan izlesek belki çok farklı bir şey izleyecektik. Ne bileyim buna benzer şeyler. En azından Zack Snyder bu şansı yakaladı ve aklındakileri bize anlatmaya anlatmayı başardı. Ee, ona bu fırsat verildi ve gerçekten de hem izleyiciler hem de daha sonra aktörlerin paylaşımına da baktığımızda işte Herakleven'den şeyine kadar Ben Affleck'ine kadar herkesin çıkan ortaya çıkan eserden çok memnun olduğu tam olarak güzel şekilde anlatmak istediğini anlattığını söylüyorlar ki gerçekten çok keyifliydi. Yok efendim yavaş çekim varmış. Üçte biri yavaş çekimmişti. Şuymuş buymuş. Oraları geçiyorum abi. Film çok iyiydi. Film siyah kostümüyle Superman'i görmek yeterdi ya. Harry Cavill abi ya. Yani inanılmaz. O filmdeki böyle saçma sapan komik sahneleri falan atılmış olması Superman'in bıyıklı bu dandik dip ...fakenin atılmış olması falan... ...çok iyi olmuş... ...sahneler iyi olmuş... ...bazı Flash'la ilgili sahneler... ...birazcık bir tık, bir tık yani bayılttı... ...ama onun o her filmin... ...yani olur... öyle ...aman da aman bir şey değil... ...genel olarak... ...her şeyle ben çok keyif aldım... ...böyle de hasret kalmışız yani... E ...şimdi bu Avengers'lar bilmem neler bitti... ...araya pandemi girdi... ...şu oldu bu oldu bu versiyonu Justice League'in zaten hani bu işte Rotten Tomatoes'ta falan da baktığınızda hani birinin notu 5 birinin notu 8 falan. Halbuki ikisi aynı film. Yüzde %80-90 aynı sahneler. İşte yönetmen farkı, kurgu farkı, hikaye, anlatış biçimi farkı buradan doğuyor ki bize verdiği detayların her biri de çok keyifliydi. Joker detayı falan da çok iyi olmuş. Ben çok beğendim yani. Bu keyifle izledik ya. Şöyle doya doya oh dedik yani izleyince ee, Zack Snyder'ı da tebrik etmek lazım. Hem ona bu fırsatı verenleri kutlamak lazım. Zack Snyder'ın da içinde kalmamış anlatmak istediğini anlatmış oldu. Tabii ki bu eser sonrasında çoğu e, insan diyor ki işte Kevin Feige gibi e, o da hani DC tarafının başına gelsin şu filmleri bir toparlasın bu vizyonla kendisi oradan, oradan kaçamak cevaplar veriyor ama tabi zaman ne gösterir bilinmez. Ama helal olsun yani. Güzeldi. Çok iyiydi. Eline sağlık. Zek abi. <laughs> Benden bu haftalık bu kadar. Artık daha ne anlatayım ne konuşayım. Zaten bu hafta biraz uzun sürdü. Haberlerimiz de çoktu. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yine beraberiz. Bay bay.